Katya Hanım'ın hiç sesi çıkmıyor. Firdevs Hanım gitti ya. O da güzellik uykusuna yattı zar. Cemile, işin bitince çiçeklerimin suyunu değiştirir misin? Olur. Beşir Matmazel'i gördün mü? Nerelerde? Görmedim. Süleyman Efendi ile Sera'dalar. Tamam, sağ ol. Beşir. Neyin var? Yok bir şey. Ya ama bırak şimdi süpürmeyi, seninle konuşuyorum. Biraz yürüyelim mi sahilde? Olmaz, izinliyim. Biraz sonra dışarı çıkacağım. Cemile ile Nesrin ablayı sinemaya götüreceğim. Bakıyorum bana hiç teklif etmiyorsun bile. Ne oluyoruz Beşir? Ne oldu, neye kızdın sen? Sana. Aa, ne yaptım ki? Bilmeden bir şey mi yaptım? Ne olur söyle bileyim. Cemile'yi çok üzdün. Önce konserine çağırdın, sonra lafı çevirdin. Mecbur oldum, ne yapayım? Cemile gelmeyi ne kadar istiyordu biliyor musun sen? Nasıl hazırlanmıştı? Gidip yeni kıyafet bile almıştı. Şimdi o elbise paramparça çöpte duruyor. Sen konsere gelemeyeceğimizi söylerken üzerindeydi yeni elbisesi. Bize gösteriyordu. Sen fark etmedin tabii. Ne bileyim ben. Yeni olduğunu hiç anlamadım ki. Anlayamazsın zaten. Yeni bir kıyafetin anlamı ikiniz için çok farklı. Çok heveslenmiştim. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Bilmiyordum. Çok üzüldüm. Ben de. Başkası yapsa bu kadar umursamazdım belki. Ama böyle bir şey senden geldiği için çok üzüldüm ben. Dün gece gördük. O kadar boş yer vardı. Gelebilirlerdi yani. Son anda gelmelerini istemedim. Ama... Güzelliğine bak. Bir sürü çiçek açmış. Sera inanılmaz renkli. Ne oldu? Babamla konuşmam lazım. Nihal'cim, lütfen babana dün geceyle ilgili bir şey söyleme. Kapatalım artık bu konuyu. Dün geceyle ilgili ama... bu sefer kabahatli olan benim. Nihal. Kolay gelsin. Sağ ol taklım. Bir şeyler yapmamız lazım baba. Çok huzursuzum. Ne oldu? Cemile'yi çok üzmüşüm ben. Bihter Hanım'a ayıp olmasın derken büyük ayıp etmişim. Beni dinlemeye gelecek diye yeni elbise bile almışım eğer.
Çok istiyormuş gelmeyi. Ben öyle söyledim diye elbiseyi yırtıp çöpe atmış, düşün. İçim cız etti, çok kötü oldum. Şimdi Firdevs Hanım'a daha da sinir oldum. Bizi onlar yanlış anlar, saygısızlık ettiğimizi düşünürler diye yalan söyledik. İnsanların kalbini kırdık. O bize hiç saygı göstermedi ama. Tamam, affedersin. Cemile'ye kendimi affettirmem şart babacığım. Nesrin'e, Beşir'e, Süleyman Efendilere, hepsine. Yoksa bakamayacağım yüzlerine. Ne yapayım baba, nasıl özür dileyeyim bilmiyorum. Ben galiba biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.